Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden devam ediyoruz. Daha başlarındayız. Bu ikinci dersimiz olacak. 10. söz ne hakkında hatırlarsak? Haşir hakkında dedik. Öldükten sonra dirilme hakikati hakkında dedik. 10. söz zaten namı diğerli Haşir Risalesidir. Risale-i Nur'u bilenler 10. sözü gayet iyi bilirler. Belki başka sözleri bu kadar duymamışlardır. Çünkü Haşir Risalesi'nin ayrıca mühim bir yeri var. Sözlerin ilk telif edilen eserinin o olduğu söyleniyor. Her ne kadar söz basımının başındaki telif tarihi itibariyle sanki küçük sözler daha önceymiş gibi dursa da benim duyduğum galiba Sözler Risalesi'nin ilk telif edilen eseri 10. söz. Hatta eski harflede basılabilme imkanı bulunmuş çünkü o zamanlar daha Kur'an alfabesi yasaklanmamış. İstanbul'da matbaada basma fırsatı doğmuş ve basılmış. Bu sayede bu eser diğerlerinden daha önce yayınlanarak intişar etme fırsatı da bulmuş. Elhamdülillah. Pekala 10. söz bize ne anlatacak? 10. söz bize öldükten sonra dirilme hakikatinin öyle akıldan uzak, inanılması güç, hayali, fantastik falan filan bir şey olmadığını, hatta bu dünyadaki ayetleri doğru kavrarsak zaten olması mutlaka gerekir ve mümkün ve lazım olduğunu gösteriyor. Öyle bir eser. Dediğim gibi daha başlarındayız. Bir parça ayeti kerimeyi konuşabildik. Onun üzerine iki paragraf okuyabildik. Belki üç paragraf okuyabildik yani. Galiba üç paragraf okuduk. Fazla bir şey kaçırmış olmazsınız eğer. Bu dersten izlemeye başladıysanız derslerimizi ama zaten öncesinde de mutlaka atıflar yapıyoruz. Okurken de şimdi ben baştan başlayıp konuşacağımız yere okuyacağımız için yine pek bir şey kaçırmış olmadınız. Pekala başlayalım. Başlamayan yol alamaz. 10. söz. Haşir bahsi. İhtar. Şu risalelerde teşbih ve temsilleri hikayeler suretinde yazdığımın sebebi hem teshil hem hakaik-ı İslamiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesanit olduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları sonlarındaki hakikatlerdir. Kinayat kabilinden yalnız onlara delalet ederler. Demek hayali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Bismillahirrahmanirrahim. فَنْزُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Bu ayetler Rum suresinin 50. ayeti, daha doğrusu ayetler dedim. Rum suresinin 50. ayeti. Kısa bir meali şöyle. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Bir daha okuyayım kısa mealini. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Şöyle hoş bir tevafuk da oldu. Dersten sonra fark ettim ben bunu. Haşir Risalesi'ni bahar mevsiminde okuyoruz. Ne güzel denk geldi elhamdülillah. Zaten Haşir Risalesi'nin en çok kullanacağı örnek, misal, ayette de verildiği gibi, işaret edildiği gibi bahar. Bahardaki mucizeler üzerinden Cenab-ı Hakk'ın kudretini, oradan da haşirin gerekliliğini ispat edecek Haşir Risalesi. Nasıl matematikte şöyle formüller vardır. Mesela 3 günde 5 iş yaptıysa kaç günde 15 iş yapar? Hatırlayan olmuştur mutlaka ortaokulda, lisede,
belki üniversite sınavında bile bu tarz problemler çıkıyor. Bir şey kurmacası yapıyorsunuz orada. Orantı diyorlar buna, doğru orantı. 3'te 5 oluyorsa işte x'te 15 oluyor. Onu böyle çarp yapıyorsunuz birbiriyle falan filan bir işlemler. Ondan sonra o x bilinmeyen dediğiniz şey ortaya çıkıyor. Kaç olduğu çıkıyor. Burada da bu ayette Bediüzzaman Hazretleri hakikatler kısmında onu daha çok gösterecek bize. Şimdi hafiften hafiften veriyor, bize alıştırıyor yani. Bir formül var. Baharda her şeye gücü yeten olduğu ortaya çıkan Allah haşre elbet yapacak çünkü Rahman gibi böyle bir formül var orada da. Geçenki derste bir miktar üzerine konuştuk bu ayetlerin. Yani bahar ile haşr arasında kudret itibariyle bir ilişki var. Peki haşrın gerekliliğini ne gösteriyor? O da rahmetiyle ilgili. Sadece rahmetiyle mi? Hayır. Bütün Esma-ül Hüsna aslında haşrı istiyor, gerektiriyor. Kainatta tecellilerini gördüğümüz bütün Esma-ül Hüsna, onlarla ilişkili bütün fiiller, kanunlar, namuslar hepsi haşrı gerektiriyor. Bu dünya varsa ahirette olmalı dedirtiyor. Bunlar ileride inşallah daha detaylıca konuşacağımız şeyler. Ayetin bize işaret ettiği böyle bir hakikat var. Bediüzzaman Hazretleri bunu 100 sayfa içinde tefsir edecek. Bakınız 100 sayfa. Şu iki satır meal nerede? Şu 100 sayfa nerede? Bediüzzaman Hazretleri 100 sayfa bu ayeti anlatacak. Bir de diyecek ki o kısma geldiğimizde onu da okuyacağız. Yani sanma ki haşrın delilleri bundan ibarettir diyecek bize. Hani ben 100 sayfa yazdım ama bu iş bitmedi diyecek bize. O gün de inşallah o satırları okuyacağız Cenab-ı Hak izin verirse, ömür verirse, inayetiyle. Yani nasıl bir eser okuduğumuzu bilelim, ayetlere nasıl bakmamız gerektiğini de bilelim. Mürşidimiz onlara öyle kısacık manalar olarak bakmıyor. Bir okyanus gibi daldıkça, kulaç attıkça yeni hakikatler, yeni inciler, yeni cevherler. Kur'an bizim için bu. Standart bir mümin için Kur'an bu. Sonu gelmeyen bir kelam, sonuna varılamayan bir kelam. İçindeki hakikatler bahşetmekle bitmeyen bir altın kesesi gibi. Yani altın alıyorsunuz, bir daha bakıyorsunuz yine altın var. Altın alıyorsunuz, bir daha bakıyorsunuz yine altın var. Hani Mucizat Ahmediye Risalesi'nde, bereket mucizeleri bahsinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle içine üflediği yağ tulumları veya işte kablar var dua ettiği. Sahibi ne zaman açsa yemek buluyor. Sahibi ne zaman sıksa yağ geliyor. Ta ki diyor ölçtük o zaman kesildi diyor mesela bir tanesinde. Yani ölçmeseydik belki de diyor o senelerce daha devam edecekti. Baktık ki bitmiyor ya niye bitmiyor falan diye bir ölçtük diyor. Ondan sonra bereket kesildi gibi gibi. Bereketin dili matematiğin dilinden üstün. Devam edelim. Birader, haşir ve ahireti basit ve avam lisanıyla ve vazıh bir tarzda beyanını istersen, öyleyse şu temsili hikayeciyi nefsimle beraber bak, dinle. Bir zaman iki adam cennet gibi güzel bir memlekete, parantez şu dünyaya işarettir, gidiyorlar. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Mal ve para meydanda sahipsiz kalır. O adamlardan birisi her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor ya gasp ediyor. Hevesine tebaiyet edip her nevi zulmü, sefaheti irtikab ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar. Diğer arkadaşı ona dedi ki, ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin. Beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır. Yani devlet malıdır. Bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Yani sivil polisler. Yani ilk bakışta fark edilmeyen memurlar diyelim ya da. Onun için sana çok ilişmiyorlar. Fakat intizam şedittir. Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur. Çabuk git, dehalet et dedi. Fakat o sersem inat edip dedi. Yok, miri malı değil. Belki vakıf malıdır, sahipsizdir.
herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Bu güzel şeylerden istifadeyi men edecek hiçbir sebep görmüyorum. Gözümle görmezsem inanmayacağım dedi, hem felsefane çok safsatiyatı söyledi. İkisi arasında ciddi bir münazara başladı. Buraya kadarki kısmı bir önceki derste konuştuk, anlamaya çalıştık. Aklımız yettiğince, dilimiz döndüğünce hakkında bir şeyler söyledik. Merak edenler varsa o derse yolcu edelim onları, bir baksınlar o derse, ondan sonra bu derse gelsinler. Bu derste bu taraftan devam ediyoruz. Şimdi üzerine konuşacağımız kısım başlıyor. Ondan da bir miktar okuyalım. Evvela o sersem dedi. Padişah kimdir, tanımam. Sonra arkadaşı ona cevaben, bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şimendifer gayipten gelir gibi. Şimendifer neymiş? Yani tren neye işaret ediyormuş? Seneye işarettir. Evet, bahar mahzeni erzak bir vagondur, gayipten gelir. Yani buradaki şimendifer seneymiş, bahar da onun vagonuymuş. Yük vagonları, katarları yani. Ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şimendifer gayipten gelir gibi kıymetdar, musanna mallarla dolu gelir, burada dökülüyor, gidiyor. Nasıl sahipsiz olur? Ve her yerde görünen ilannameler ve beyannameler ve her mal üstünde görünen turra ve sikkeler, damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olabilir? Sen anlaşılıyor ki bir parça frengiyi okumuşsun. Bu İslam yazılarını okuyamıyorsun. Hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel en büyük fermanı sana okuyacağım. Şimdi bu paragrafın tekrar başına dönüp konuşacağız. Ama bu paragraf özetle bize ne söylüyor? Bediüzzaman Hazretleri ne yapmaya çalışıyor? Onu biraz anlamaya gayret edelim. Ben şöyle bir şeyi hep Bediüzzaman Hazretleri'nin irşadında hissediyorum. Derslerinde seziyorum. Bazen de teşhis ediyorum yani metinlerinde. Şu cümle buna işaret, bu metin buna işaret diye adını da koyabiliyorum yani. Bediüzzaman irşadına hep muhatabının varlık algısını düzelterek başlıyor. Bakınız, altını çizerek söylüyorum. Bediüzzaman Hazretleri irşadına her zaman muhatabının varlık algısını düzelterek başlıyor. Ne demek bu? Bu aslında Kur'an'ın sünnetinde yaptığı bir şey. Yani şu, adam sana kendi varlık telakkisi üzerinden bazı iddialarda bulunuyor. O iddiaları tartışmadan önce onun gördüğü varlık mı acaba kainatta var olan veya onun gördüğü manzara gerçek mi veya varlık onun gördüğü gibi mi? Bunu tartışmaya açıp bu zeminde birazcık bir şeyler yapmak gerekiyor. Bugünkü işte kısır tartışmalarda bizi suyun yüzeyine çıkarmayan, hep böyle altlarda boğularak mücadele etmemize sebep olan biraz da bu. Şimdi muhatabınız bir varlık algısıyla geliyor size. Siz bir varlık algısındasınız. Tartışıyorsunuz ama adamın zeminini sorgulamadığınız için iddianın şeyi var. Tutarlılığı oluyor veya siz de ona bir hak vermiş oluyorsunuz savunma yaparken. Mesela adam diyor Müslümanlar geri kaldı falan filan. Burada iddia önce şu. Yani Müslümanlar geri kaldı, şundan şundan geri kaldı. Şundan şundanı tartışmadan önce Müslümanlar geri kaldı mı? Bunu tartışmaya açmak lazım. Yani Müslümanlar geri kaldı. Bu böyle harca alem cümle her yere koyuluyor, her anlama getiriliyor. Nerede geri kalmışız? Ha, teknik manada bu bilimsel şeyler bağlamında tamam. Eyvallah. Onlar da batı ileride olabilir seküler manada. Fakat insaniyet bağlamında batı bizi nasıl geçebilir? Bakın, özgüvenle konuşalım. Ya dünyanın anasını ağlatmış adamlar. Sömürgecilik ayrı,
işte işgaller ayrı, kendi aralarında verdikleri dünya savaşı sırasında katlettikleri ayrı. Yani bugün hala mesela aşırıladıkları tüketim anlayışıyla, Afrika'ya yaşattıklarıyla hala mesela sömürüyorlar Afrika'yı yani. Şu anda bitmiş değil o sömürge düzeni. Veya işte başka ülkelerde tertip ettikleri darbelerle, şunlarla, bunlarla, müdahalelerle. Yani adamlar dünyanın anasını ağlatmışlar. Kanına girmişler, mahvetmişler. Doğaya da mesela çok zarar vermişler. İşte küresel ısınma diyoruz, bilmem şu bu diyoruz. Çevresel felaketler diyoruz. Bunu Müslüman ülkeler yapmadı ki. Müslüman ülkelerin ne sanayisi var? Veya üçüncü dünya ülkeleri diyorlar. Onlar yapmadı ki. Onların ne sanayisi var? Bunu yapan başta Batı'ydı. Batı başlattı bu işi. Petrolü bu kadar plastik sanayine falan işte aksettiren, farklı farklı şeylerde kullanan, hatta belki rastlarsanız bu Marvel'larda Hulk'u oynayan bir Latin Amerikalı mı, Meksikalı mı bir adam var. Mark Ruffalo. Onun bir filmi var, böyle Teflon şeyini anlatıyor. Teflon'un Amerika'da sanayideki kullanımını ve insanlara, çevreye verdiği zararı anlatıyor. Amerika'da mesela teflon yasaklanmış. Aslında çok zararlı, çok kanserojen bir maddeymiş. Fakat yıllarca göz yumulmuş kullanılmasına. Çünkü çok para kazandırıyor falan diye. Onu anlatan bir film var. Tavsiye ederim yani, izleyin. İbretlik bir film. O avukatın verdiği mücadeleyi anlatıyor o fabrikaya karşı. İbretlik şeyler. Bunu çok çekiyorlar mesela böyle şeylerin filmlerini. Ama değişmiyorlar da. Şimdi adamlar bu seviyede, bu şeyde hala devamlılar. Bizim mübarekler, bazıları var böyle. İşte Merkel çok büyük kahraman kadın ya. Çok şey bir kadın bak. Ne güzel yönetti Almanya'yı falan filan. Çok temiz bir şey bırakıyor arkasında falan. Ya sen neyini gördün ki Merkel'in? Veya işte Yeni Zelanda'nın o kadın şeyi vardı. O çok şey kadın, çok değerli bir kadın falan filan. İşte bak nasıl Müslümanların şeyine sahip çıktı. Tamam çıksın da. Neyini gördün ki bu kadar hayran oluyorsun? Bak o Myanmar'daki kadına Nobel verdiler vaktiyle, oranın yöneticisine. Kadın sonra Müslümanları katletti bir sürü. Myanmar'da Müslüman katliamları oldu o kadının yönetiminde. Nobel'ini geri aldılar. Yani bu kafire hayran olma şeyi çok arızalı. Cenab-ı Hak onu cehennemine yakıştırmış. Ayetlerinde söylüyor cehenneme atacağım diyor. Abi bizim mübarekler, yani bir kısım öyle türedi şimdi. Hayranlıklarından geçinmiyor. Ya nesine hayran oluyorsunuz? Ya adamlar dünyanın anasını ağlatmışlar. Size dışlarında bir cilalı şey gösteriyorlar. Ona tav olup gidiyorsunuz yani. Neyse buraya şeyden geldik. Müslümanlar geri mi kaldı sorusundan geldik. Hayır arkadaşlar, Müslümanlar geri falan kalmadı. İnsanlık bağlamında bizim hala dizlerimize kapanıp, ayaklarımıza kapanıp ya bu insanlık nasıl oluyor diye sormaları lazım. Bizden öğrenmeleri lazım. DAEŞ'i gösteriyorlar. El-Kaide'yi gösteriyorlar. Orada küçük bir zümre, burada küçük bir zümre. O da onların icadı. Yani Ebu Ghraib cezaevindeki o yaptıkları şeyler olmasa DAEŞ olur muydu? Hani zemini onlar hazırladılar. Irak'ta o kargaşa olmasa bunlar olur muydu? Veya Afganistan'da senelerce süren işgal. Batılılar yani hem bir yerde bir şey oluşturuyorlar. Mesela bir karmaşa, kaos inşa ediyorlar. Sonra sonuçları önlerine geldi mi onu da Müslümanları yıkıyorlar. Hani bizim hangi şeyimizde DAEŞ gibi bir örgüt kurulacak diye yazıyor. DAEŞ zaten en çok bizi kesiyor. Ha buradaki ehli sünnet Müslümanları DAEŞ görse hiçbirimizi Müslüman saymıyor ki zaten. Bırak DAEŞ'çileri, buradaki Selefiler bile mesela. Kim diyor işte bu laik devletin kanunuyla amel ederse kafir olur diyor adam. Adam bizi de Müslüman saymıyor. Şimdi biz miyiz onun sorumlusu yani? Ne güzel öyle hep bize fatura kesme. Ha bu konuda arkadaşlar gerçekten bu adamların iddialarına bastıkları zemini sorgulayarak başlamak lazım. Ya sizin dediğiniz gibi mi? Yine mesela başka bir tartışma. Allah varsa bu dünyada niye bu kadar savaş oluyor? Ya arkadaş sadece savaş mı oluyor? Ya niye o kadar işte mücadele var? Sadece mücadele mi var? Şimdi mesela savaşları toplayalım dünya tarihinde. Kaç gün savaş olmuş? Veya kaç kişi ölmüş mesela, onu toplayalım dünya tarihinde savaşlarda. Bir de karşısına şeyi yazalım. Kaç insan sağlam bir şekilde yaşamış?
ya da mutlu bir şekilde yaşamış veya işte hayatını bir şekilde idame ettirmiş, devamını erdirmiş. Ya insanoğlunun her gün yaşadığı hayat mucize. Her bebeğin gülüşü mucize. Her kedi yavrusu mucize. O yavrular işte kuşlar, balıklar, şunlar bunlar. Bu denge mucize. Hiç bakmıyorsun sen o şeye. Bu hani vardı 7. sözde de biz onu okuduk. Hatırlayalım, ben seviyorum öyle atıfları. Hani bir bahçe vardı. Birisi giriyordu bahçeye. Bahçede pisliklerle meşgul oluyordu. Diğeri o pis şeylere bakmıyordu, muzır şeylere bakmıyordu. Faydalı şeylerle meşgul oluyordu. Galiba 7. sözdeydi. Allah'ım. 7. sözde değil miymiş ya? Niye denk gelemedim onu? Ha, 8. sözdeymiş. Özür diliyorum. 8. sözdeymiş. Mesela işte diyor bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var. Hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış, hiç istirahat edemeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise her şeyin iyisine bak kaidesiyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı, iyi şeylerden iyi istifade etti. Güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. Şimdi bakın bu 8. sözde bu bahçe bahsi vardı. Geldik oradan ta 10. söze. 10. sözde Bediüzzaman Hazretleri isyankar olana, gaspçıya diğer kardeşin dilinden şey diyor. Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olmaz. Yani varlığın anlamlandırış tarzını ele alıyor. Nasıl ilgili aslında hepsi birbiriyle? Nasıl dokuyor Bediüzzaman Hazretleri o şeyi, zemini? Burada verdiği şu mesela mana, şu cümle. Sen anlaşılıyor ki bir parça frengi okumuşsun. Bu İslam yazılarını okuyamıyorsun. Aslında bunun da onunla ilgisi var. Yani onların algısıyla maddeyi, onların algısıyla dünyayı, onların algısıyla kendi dinimizi bizzat algılarsak, kendi hikayemizi onlardan dinlersek, bizim de bakış açımız bozulur. Ben hep, hatta bunu Bir Başkadır dizisi vardı. Bu Netflix'te miydi? Galiba oradaydı. O dizi yayınlandığında işte çok böyle bazı İslamcı gençler çok kapıldılar hemen şeyine, rüzgarına. Ben o zaman dedim ki ya bakınız bu adamlardan kendi hikayemizi dinlemek bize yaramıyor. Ne zaman biz bunları hani bize anlatıyorlar ya, bize anlamışlar ya falan filan bu rüzgara girdiğimiz zaman bizden onlara adam gidiyor. Onlardan bize adam gelmiyor. Bu bir sıkıntı. Kendi hikayemizi onlardan dinlediğimizde algıyı da almış oluyoruz çünkü. Nasıl bakacağımızı da öğreniyoruz onlardan. Cenab-ı Hak bize kendi hikayemizi kendi ayaklarımızın üzerinde, kendi gözümüzle, kendi fikrimizle yazmayı nasip eylesin. Mesela oryantalistlerden İslam'ı okuyanlar, ya adam okuduktan sonra kendi dininin düşmanı gibi oluyor. Yani siz de rastlamışsındır, mutlaka görmüşsünüzdür yani. Bakıyorsunuz hani bir batılıdan almış mesela İslam'a dair bir ön yargı, ya sana karşı savunuyor onu. Ya neyini savunuyorsun ya, o adam zaten Müslüman değil, bir şey değil yani. Neden onun dediği daha geçer akçe oluyor başka birisinin gözü önünde? Ya da başka bir Müslüman alimin dediğine karşı. Böyle bir tuhaf rağbet var Müslümanlarda. Elbette ahir zaman fitnesinin tehlikesi bir boyutuyla da bundan kaynaklanıyor. Yani Deccal'in cehennem suretinde cennetleri, cennet suretinde cehennemler olacak. İşte o cehennem suretinde cennet bizimki oluyor. Cennet suretinde cehennem onlarınki oluyor. Bizden de bazıları surete kanıp o tarafa geçiyor. Yani fitnenin tehlikeli yanı,
biraz da bu. Görünüşüyle, spekülasyonuyla, enformasyonuyla, her şeyiyle kendi propagandasını çok başarıyla yapan bir kötülük var. Kendisini melek diye satan çok başarılı bir şeytan var yani gözümüzde. Sonuç olarak evet, biz de bu noktaya geliyoruz. Herkes de bu noktaya gelmeli bence. Bize bir soru geldiğinde önce o sorunun zeminini tartışmalıyız. Bu soru doğru bir zeminden mi geliyor? Bu sorunun bize dayattığı zemin doğru mu? Algı doğru mu? Sınanmalı. Pastörün, yine işte bak laf açıyor, oraya da gideyim. Pastörün bir kuğu boyunlu şişe deneyi var. Belki ortaokulda, lisede siz de görmüşsünüzdür. Biz gördük, galiba lisede gördük biz onu. Şimdi materyalistler bir deney yapıyorlar. Ağzı açık bir şişeye bir miktar şekerli su bırakıyorlar. E tabi zaman geçiyor, geliyor, bakıyorsunuz ki dibinde şey olmuş böyle. Kurtçuklar, canlılık, bakteriler falan oluşmuş. Materyalistler diyorlar ki bak işte canlılık kendi kendine oluşuyor. Suyu koyduk, bıraktık öyle, içinde canlılar oluştu. Ve bunu şey olarak satıyorlar, hani bilim, işte canlılığın kendi kendine oluştuğunun delili. Deney yaptık, böyle çıktı. Allah yoktur, haşa. Canlılık kendi kendine olmuştur falan filan, böyle satıyorlar. Ne zamana kadar? Pastöre kadar. Pastör diyor ki bu deneyi sorgulamalıyız. Niçin? Ya bu diyor canlılık havada taşınıp gelmediyse, gözle görünmeyen canlılar havada asılıyken o şekerli suya gelip orada çoğalmadıysa, ya öyle mi, nasıl yapalım, ağzını tıpayla kapatalım diyor. Kapatıyorlar, canlılık oluşmuyor hakikaten. Bu sefer materyalistler diyorlar ki ya hava alamadığı için oluşamadı. Şimdi canlılık için hava da lazım. Sen ağzını kapattın, hava gelmedi. O zaman işte Pasteur kuğu boyunlu şişe deneyi geliştiriyor. Kuğu boyunlu şişeyi. Şöyle bir şişe yani. İçinde havayı süzecek filtreler var. Ama aynı zamanda havayla teması da var yani o boyunlu şeyi sayesinde. Onun içine suyu koyuyorlar. Havayla temas tamam. Yani bir sorun yok. Ama süzülerek geliyor hava. O mikro canlılardan şey olmuş olarak geliyor yani. Havada olan mikrobik canlılardan arınmış olarak geliyor hava oraya. Bakıyorlar yine canlılık oluşmadı. He, demek ki kendi kendine oluşmuyormuş. Pasteur bunu deneyle ispat edene kadar materyalizm öbürünü şey sanıyor. Bilim. Biz diyor ispat ettik diyor. Tam canlılık kendi kendine oluşuyor. Bilim bu diyorlar. Ya Allah yok diyor materyalizm falan. Haşa. Bakın bugün de ben hep işte evrimci arkadaşlara bunu söylüyorum. Bugün de aynı şekilde bu bize böyle satılıyor. Evrim. Ya kendisini aynı dayatmayla, baskıyla, zorbalıkla. Zorbalık bu ya. Hani adama bir şey diyemiyorsunuz. Parlıyor, sen niye bu çağda evrimi kabul etmiyor musun falan filan. Ya arkadaş ne gördün sen, ne? Ne gördün sen? Adam senin gözünün önünde şapkaya fare sokup güvercin mi çıkardı dışarıya? Ne gördün sen? Neyi gördün de böyle kapıldın? Ya diyor Amerika'da şöyle bir... Sen bir makale duymuşsun, bir şey okumuşsun, ona vahiy muamelesi yapıyorsun. O vahiy, yani o senin gözünde vahiy olan o Amerikan bilmem ne şeyinin makalesini Kur'an ayetine tercih ediyorsun. Ya bu noktaya nasıl geldin sen? Yani sana ispat edilmiş bir şey yok ki. Diyor fosillerde şöyle, ya fosillerin hepsi yorum. Birisi diyor ki mesela bir iskelet bulunuyor. Bu diyor şeye işaret diyor, işte bu insandan önceki şey. Öteki diyor ki yok, o diyor ayrı bir maymun türü diyor. Böyle çok şey var fosil tarihinde. Önce ayrı bir tür diyorlar, sonra ara bir tür diyorlar, sonra başka bir şey diyorlar. Yani onlar yorum, zorunluluk. Allah dememek için yaptıkları şeyler onlar, teviller. Yani bir evrim bir yasaysa, bir kanunsa biz niye bugün tezahürünü görmüyoruz? Ya işte diyor sen diyor babana benzemiyorsun, bu da bir evrim. Benim babama benzememem tür içi çeşitlenme. Yani benim neslim 1000 yıl daha devam etsin. Uzaylı mı çıkacak benim neslimden? 4 kulaklı başka bir canlı mı çıkacak benim neslimden? Hayır, insan çıkacak, bunu sen de biliyorsun. Türden türe atlama olmayacak, bunu sen de biliyorsun. Ama işte o dayatma, o işte pastörün deneyine kadar devam eden şey bugün de bir pastör bekliyor yani. Cenab-ı Hak ahir zamanda bir pastör daha göndersin de. Müslüman göndersin hatta. Gavur istemeyelim, gerek yok. Müslüman birisi gelsin de bir bilim adamı bunların ağzına soksun o şeyleri, laflarını. İnşallah Cenab-ı Hak büyük. Elbet zamanı geldiğinde bu
Artistlerin de cevabını verecek kişiyi yollar. Neyse efendim, dedik önce zemini sorgulamak lazım. Çünkü bu adam bir zeminle geldi bize. Nasıl geldi? Yok dedi, miri malı değil. Belki vakıf malıdır, sahipsizdir. Bu bir iddia. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Bu da bir iddia. Çünkü olabiliyor sahada. Varlıktan, mesela ben yürüsem yolda elma ağaçları olsa koparabiliyorum istediğimden, değil mi? Şimdi adamın o kadar da sanki altı boş değil gibi. 3. Bu güzel şeylerden istifadeyi men edecek hiçbir sebep görmüyorum. Haramlardan eğer hukuken haklarında ceza yoksa men edecek bir şey zahirde gözükmüyor. İşleyebilirsin yani o günahı. Zahirde, sebepler dairesinde bir mani gözükmüyor o an. Bir şey mi çalacaksın? Eğer kayıt alan yoksa, şahit olan yoksa, üzerine bir suç atılmayacaksa men edecek bir şey gözükmüyor. Adam haksız değil, bak zemine bak. Diyor eğer diyor padişah olsa böyle rahat olur mu bu işler diyor. İşte yine gidelim o şeye. Ya dünyada niye kötülük var Allah varsa? Dünyada niye kötülük var? Çünkü dünya Allah'ın kendisi değil haşa. Biz dünyadan Allah'ın kendisi olmasını beklemediğimiz için onda kötülük olabilir. Allah kötü olamaz. Biz bunu söylüyoruz. O senin kötülük gördüğün şey neticesi itibariyle yine hayra bakar. Sen birisinin işte gene cüzdan örneğini verelim. Cüzdanını çaldın, parasını aldın. Tamam. Bir fayda da sağladın. O adam da parasından oldu. Tamam. Ama o adam da yani sende kalmayacak ki o adamın hakkı. Değil mi? Ahirette. O geri alacak onu. Hem de baki bir surette alacak. O aldığının baki faydasını görecek. O kaybetmiş mi oldu yani şimdi? Bir düşündüğün zaman bu şeyden, zeminden hiç kaybetmiş gibi geliyor mu sana? Veya Cenab-ı Hak bu dünyada o adama o kaybettiği paradan sadaka sevabı verdi mesela. Mal onun, mülk onun. Cenab-ı Hak nasıl isterse öyle verir sevabını. Veya belki o adama ceza olsun diye de vermiş olabilir Cenab-ı Hak. Onda da öğrettiği bir şey vardır. Yani senin bir şeyi şerre çevirmen, mutlak şer yapabilmen mümkün değil. Sen kendi adına şer yapabiliyorsun. Halkı şer şer değildir, kesbi şer şerdir. Senin kesbettiğin kadar şer onun. Yoksa halkı gene yaratılışı yani yine hayır onun. Yine iyi bir şeye bakıyor. Cüzdan örneği belki çok şey gelmezse, mesela işte bakıyoruz doğada hikmetini anlayamadığımız şeyler oluyor. Acı olaylar, şunlar bunlar. Ama biraz ertesine bakıyoruz. Aha diyoruz ha bunun sayesinde şu olmuş. Bunun sayesinde şu şey ortaya çıkmış veya şu denge sağlanmış. Yani o bir hikmetle yapılmış. Bunu büyük resme baktığımızda görebiliyoruz, sezebiliyoruz. Örneği de çoktur bunun. Evet. Yani muhatabımız, o isyankar adam bir iddiayla geldi bize ve şunu söyledi en son. Gözümle görmezsem inanmayacağım. Bak, gözümle görmezsem. Getirdi meseleyi göze dayattı. Onu da bir önceki derste konuştuk. Bu gözümle görmezsem inanmayacağım iddiasının aslında işte ahir zaman iddialarından birisi olduğunu, laboratuvara sokmadığım haşa Allah'a inanmam, laboratuvarda ispat edemediğim dine inanmam, gözümle görmediğime inanmam falan filan bunların böyle propaganda olarak söylendiğini konuştuk. Hatta anlatılır ya bir öğretmen köy enstitülerinde galiba oluyormuş böyle bir şey. İşte Allah'tan isteyin. Bakın size çikolata veriyor mu, şeker veriyor mu? Çocuklar dua ediyorlar. Allah'ım bize şeker ver. Bak geldi mi? Gelmedi. Benden isteyin. İstiyorlar öğretmenden bize şeker ver. Hepsine birer tane şeker veriyor. Nasıl verdim ben size? Çünkü ben varım. O da var olsa verirdi falan. Tövbe haşa. Yani şu mantığa bakar mısınız? Böyle çocukların beynini yıkamaya çalışmışlar vaktiyle. Anlatılıyor yani hikaye olarak. Hakikat de vardır bunların. Olmuş çünkü böyle şeyler oralarda. Mustafa Sungur abinin hatıraları var mesela. O da köy enstitüsü mezunu olduğu için çok ilginç şeyler yani. Bu Müslüman memleketlerde neler yapılmış. Evet. Bir varlık iddiasıyla geldi dedik. Adam karşımıza geçti. Kendince bazı esaslara dayanıyor. Buna karşı cevap da elbette
yine onun varlık algısını tartışmaya açmakla olur dedik. Bediüzzaman Hazretleri de burada elhamdülillah bize onu öğretti, öğretecek. Sonra arkadaşı ona cevaben, evvela o sersem dedi, padişah kimdir tanımam. Sonra arkadaşı ona cevaben, bir köy muhtarsız olmaz. Ne demek bu? Bir köyde düzen varsa, bir birliktelik yaşanıyorsa, yani o birlikteliğin şartı nedir? Arada bir uyumun olmasıdır, bir hukukun olmasıdır, bir alverin, düzenli devam eden bir alverin olmasıdır. Yoksa bunlar olmasa bir köy bütünlüğünden bahsedilemez. Yani sırf orada o kadar ev var, burası bir köydür diyemeyiz. Köy olması için orada bir etkileşim de olması lazım. O etkileşim olduğuna göre, o ilişki ağı olduğuna göre, o ilişki ağı da düzenli devam ettiğine göre bir köy muhtarsız olmaz dememiz lazım. Yani orayı düzenleyen, idare eden haklar çakıştığında, çeliştiğinde, aralarında hüküm veren veya işte onların dışarıya karşı temsilciliğini yapan, işlerini takip eden, beceremedikleri işlerde yardım eden, köy özelinde söylüyorum bunu, olması lazım. Köy oldu, bir yerde bir yerleşim varsa mutlaka onların bir de lideri olması lazım. O nizamı sağlamak için efendileri olması lazım. Bu fıtri bir şey. Şurada beşimizi bir yere toplasalar, zamanla o beş kişiden bir tanesi lider olur. Diğerleri onun etrafında şekillenirler. Bu fıtri bir şey yani. Nerede olsa böyle olur. Ha diyeceksiniz ki şimdi modern sistemler var, demokrasi falan. Yo, yine aynı şey oluyor. Demokraside de yine lider bir kişi oluyor. Yani o işin düzenli devam etmesi için son karar merciğini yine birlemeye çalışıyor sistem. İşte başkanlık sistem Amerika'da Biden. Şimdi başkan. Yine bir kişi. Bakıyorsunuz işte başka bir sistem, başka bir ülke. Demokratik olabilir ama yine o işin yürümesi bir kişiye bakıyor. Tevhid olmazsa çözüm olmuyor. Çünkü son kararı birisinin vermesi lazım. İkiye bırakırsan birisi başka, birisi başkaysa o iş yürümez. Bir kişi olması lazım. Zarar da olsa, kar da olsa bir karar vermesi lazım. Bizim eskiden kimya hocamız vardı lisede, Vahap Bey. Vahap Pınar'dı galiba soyadı da. Onun çok meşhur bir sözü vardı. Bir soru yazardı tahtaya. Çözümünü sorardı mesela. Biraz süre verirdi bize. 2 dakika, 3 dakika. Üniversitede hani üniversite sınavındaki süre kadar verirdi. Fazla vermezdi. Hani aşırıya çıkamazdınız fazla. Ondan sonra sorardı mesela kim hangi cevabı veriyor falan diye. Cevap vermeyen olursa ona kızardı. En kötü karar kararsızlıktır derdi. Hiç unutmuyorum. Hep verdiği şeydir bu cümle. Her sorunun sonunda. En kötü karar olan kararsızlığı seçmeyin derdi. Hangisi doğru bunlardan? Gibi gibi. Kararsızlık en kötü karardır. Bu yüzden bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Birincisi nizamı işaret ediyordu. Yani köyün muhtarsız olmayışı, oradaki düzenin devamı açısından idare eden birisi olmalına işaret ediyordu. Yani mevzuun belki de irade yanına bakıyordu. İkincisi bir iğne ustasız olmaz dedi. Burada da ne var? Kudret yanına bir bakış var bir açıdan. Yani iğne bile ki çok basit bir şey yani ince uzun metal ama o da usta istiyor. Kendi kendine olmuyor yani güzel bir iğne yapmak, kullanışlı bir iğne yapmak. Bu bile bir sanat, bir ustalık işi. Dikiş makinelerinin iğneleri var mesela. Yani kendisine göre makinenin iğnesi var. Ona göre ustalığı var. Veya işte başka belki özel dikiş işleri içinde farklı iğneler var. Ucu kancalı bilmem şunlu, şunlu bunlu balıkçıların kullandığı değişik iğneler var falan. Şimdi hepsi ayrı ustalık istiyor. O kadar basit bir şeyde bile. Yani Bediüzzaman'ın iğneyi seçmesi boşuna değil. İğne en basit işçilik gibi görünüyor. Bir tane metal ya tek parça gömülmüş bir tane delik açılmış metal arkasında. O bile ustalı. Onu bile dükkandan alıyorsun. Özellikle diyorsun ki ya iğne var mı? Toplu iğne veya işte
delikli iğne var mı soruyorsun. Dikiş iğnesi var mı diye soruyorsun, öyle alıyorsun. Doğada böyle gezerken sağda solda bulmuyorsun yani. Aa bak şurada bir toplu iğne oluşmuş. 100 tane toplu iğne oluşmuş. Dur alayım şunları falan demiyorsun yani. Mantar gibi oluşmuyor bunlar. Mantarlar da öyle oluşmuyor zaten de. Oraya geleceğiz de. Yani iğne bile insanı kendisine ayıltıyor. İğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz. Bakın, köy muhtarsız olmazı iradeye şey yaptık. Yani seçimi birisinin yapması lazım. Son kararı birisinin vermesi lazım. O nizamı birisinin sağlaması lazım dedik. İkincisinde iğne ustasız olmaz kudrete verdik. Üçüncüsünde bir harf katipsiz olmaz ilim. Bir harf katipsiz olamaz. Çünkü oraya bir ilimle konuluyor o. Bir harf katipsiz olamaz biliyorsun. Tabii onun harf olduğunu bilmek de bütündeki anlamını çözmekle olur. Varlığa harf diye bakacaksın. Çünkü bütünde bir anlamı var. Elma yalnız başına bir elma değil. Elma evrenle elma. Bir elma için bir kainat gerekiyor. O kainat gerekiyor ki o güneş oluşsun. O güneş gerekiyor ki bu dünya oluşsun. Bu dünyada elma oluşsun. Yine onlar gerekiyor. O elma insanın ağzına gelsin. Yine o kainat gerekiyor. Yani hepsi, her şey birbiriyle bağlı aslında. Kopuk kopuk kendi kendine oluşan bir şey yok. Hepimiz bir bütünün içinde sonuçlarız. Evrenin başlangıcında bazı sabiteler var. İşte geçen örnek verdim. Galiba şeyde geçiyordu. Yanılıyorsunuz Einstein diye bir kitap var. Bir fizikçi yazmış onu. Biraz böyle roman gibi, diyalog gibi. Kuantum fiziğini anlatıyor. Diyorlar ki evrenin başından beri seçilen 12-16 tane sabite varmış. Şimdi aklımda kalmadı. Onlardan hani birazcık farklı olsa canlılık oluşmuyormuş. Bu sabiteler nasıl oluştu diyorlar. Yani en son şeye gidiyorlar işte paralel evren teorisi. Yok aslında bütün ihtimaller oluşmuştur da biz o ihtimallerin birisinin içindeyiz. İşte onlar içinde canlılık oluşmuş. Diğer hiçbir alemde canlı yok. Bir tek burada biz varız. Falan filan gibi gibi yollara sapıyorlar. Çünkü bir düzen var gerçekten. Baştan beri belirlenmiş bir düzen. Kadere işaret var burada. Bir harf katipsiz olamaz biliyorsun. Katip olmalı, anlamalı yani o cümlede o harf nereye gelecek, o düzeni sezecek, bilecek birisi lazım ki o tam yerine gelsin. Şu göz tam yerine gelsin, şu burun tam yerine gelsin, zerrelerin tam yerine gelsin, kanındaki oksijen tam yerlerine dağılsın. İşte metal var kemiğinde ya da işte kalsiyum var kemiğinde, mineral var beyninde. O orada, o orada olmamalı. O orada olsa işler karışacak. O orada olsa işler karışacak. İşte fosfor herhalde beyinde kullanılıyor. Beyine lazım herhalde. Bak o orada lazım. Kemikte de kalsiyum lazım. O orada olması lazım, o orada olması lazım. Bunu yapanın da bir katip olması lazım. Kalsiyum harfinin kemik cümlesinde geçiyor olmasını biliyor olması lazım. Geçiyor olmasını biliyor olması lazım. Biraz uzun oldu. Öyle bilmesi lazım yani. Bir de beyinde fosfor harfinin geçiyor olduğunu biliyor olması lazım. Bu cümleden kaçamadım, yine kurdum. Bu iş böyle olur yani. Onda bir anlam varsa bu anlamı bilen birisinin yapması lazım. Evet, bir harf katipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam, yani sonsuz derece düzenli şu memleket hakimsiz olur? Bir, bak köy muhtarsız olmazdan buraya geldi. Bir köy muhtarsız olmaz. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Orası idarecisiz olmuyorsa burası iradesiz nasıl olur? Allah'ın iradesi olmadan burası nasıl açıklanır? Buradaki kararları kim veriyor? Biz bu kararların çoğundan haberdar bile değiliz. Kendi vücudumuzdakinden bahsediyorum. Şimdi mesela ayağımı iğne batırsalar, vücudum bir sürü karar veriyor. Ta yukarıya kadar beynime geliyor. Ben beynime geliyor. Ondan sonra haberim oluyor o işten. Peki bu aradaki kararları kim veriyor?
Bunu bir sormamız lazım kendimize. Biz vücudumuzun ne kadarının kararını veriyoruz? Emeği attım ağzıma lokmayı. O dağılacak vücutta. Her şey lazım olduğu yerlere gidecek. Kalsiyumu kemiğe gidecek, fosforu beyne gidecek, proteini bilmem nereye, yağ bilmem nereye dağılacak yani o. Nerede ben oturup ya sen 200 gram şuraya git, 10 gram bu tarafa git falan filan diye dağıtıyorum. Böyle bir şey yapıyor muyum ben? Hayır. Ağzıma atıyorum. Benim işim o kadar. Kim veriyor bu kararları? İşte o. Bir köy muhtarsız olmaz. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Diğer cümle. Ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şimendifer. Şimendifer tren demek. Gayipten gelir gibi, yani gayipten gelir gibi bilinmezden, beş duyu organıyla bilinmeyenden gelir gibi kıymetdar, musanna, yani sanatlı mallarla dolu gelir. Burada dökülüyor, gidiyor, nasıl sahipsiz olur? Bak, bu da iğneyle ilgili. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şimendifer gayipten gelir. Kıymetler, musanna, mallarla dolu gelir. Burada dökülüyor, gidiyor, nasıl sahipsiz olur? Ya iğneyi ustasız açıklayamıyorsun, kudret lazım diyorsun, bunu yapacak incelik lazım diyorsun, özen lazım diyorsun, düşünüş lazım diyorsun. Ya her bahar, her sene, her an belki de kainatı sürekli bir şeyler geliyor. Bahar oluyor, bak bizim oradaki bahçedeki kiraz ağacı çiçekleri açıldı, hafiften solmaya başladılar, bak meyveye durdular. Yanında incir var, o daha yeni başlıyor mesaisine. Bak, bu yok, bunlar yok yani. Bak o meyveler yok. Yeni olacaklar. O incirler yok, yeni olacaklar. Daha neler neler. Cenab-ı Hak sürekli yolluyor. Bu kadar insan besleniyor. Dünyanın her yerinde. İğneyi ustasız açıklayamıyorsun. Sahibi olmazsa olmaz diyorsun. Ya, bu iğne varsa bunun da bir sahibi vardır diyorsun. Bunu buraya bırakmışlar, alırlar diyorsun. Bu kadar gelen şey, meyvesi, bitkisi, hayvanı, şusu busu, bunlar nasıl sahipsiz olur? Ve her yerde görülen ilannameler ve beyannameler ve her mal üstünde görünen turra ve sikkeler, damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olabilir? Bak bu da katiple ilgili. Bir harf katipsiz olmaz biliyorsun. Geldik. Ve her yerde görünen ilannameler ve beyannameler ve her mal üstünde görünen turra ve sikkeler, damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olabilir? Yani ne demek bu? Her şeyin içinde onun nasıl diyelim, bağlı bulunduğu sistemden haber veren işaretçiler var. Yani işte dedik ya, bütünlüğü görmek. Meyve, evet, burada, dünyada, şu an bizim karşımızda ama bu meyveye indiğin zaman, bir bilim adamı gözüyle baktığın zaman, bir meyveye bakarak bunun nasıl bir evrende yaratılmış olduğunu çıkarabilirsin. Ya sahiden çıkarabilirsiniz yani. Bu elma denilen şey nasıl bir alemde var olmuştur? İşte o alemde şunlar vardır, bunlar vardır falan filan çıkarabilirsin. Çünkü o nizamın sonucu o zaten. Yani onun sonucu olarak oluşuyor. Gibi gibi yani içinde her yerinde onların bir damga, bir mühür, bir imza var. İnsanın DNA'sı yahu bir imzadan, yani en şey imza bu canlıların DNA'ları. O DNA'yı döküyorlar, faskül faskül kitap oluyor yani. Yani. Bakın bu kadar çok şifre yazılmış, insanın genlerine konmuş. İmzadır bu. Bu ne olacak? Yazılmış yani. Ne yapacak? Yazılmış içine. Bu imza yaratıcı değil. Yaratıcının izi, bayrak. Ne diyor burada bak. Ve her yerde görünen ilannameler ve beyannameler ve her mal üstünde görünen turra ve sikkeler, damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olabilir? Ya hepsi yani bu kadar bilgi nasıl sahipsiz olabilir? Bu kadar kaynak, bu kadar özen,
bu kadar dikkat nasıl sahipsiz olabilir? Bize o kadar haber veriyor kendisini bir ilim tezahürleriyle. Zaten bu da şeyle ilgili dedim ya, birer katipsiz olmazla ilgili. Yani bu varlıktaki sanat, incelik, imza bize sahibinden haber veriyor. Bir yere ait olduğunu bildiriyor bunun. Bunu nasıl diyor şeye verebilirsin, sahipsiz sayabilirsin veya ilimsiz sayabilirsin, bunun ilimsiz olduğunu düşünebilirsin. İlimsiz bu sanat çıkar mı? Evet. Sen anlaşılıyor ki bir parça Frengi okumuşsun. Frengi ne? Frenk biliyorsunuz Osmanlı'da Avrupalılara verilen topluca bir isimdi. Frenk derlerdi onlara. Frengi de onların yazısı kastediliyor galiba. Batı kültürü demiş burada söz basım. Doğrudur, bu manada vardır ama benim bildiğim Frengi demek yani onların alfabesi, Latin alfabesi mesela. Frengi ona deniyor. Yani onların Latin alfabesiyle yazılarına alışmışsın, gözün ona alışmış. Bu söz yazıldığında daha geçilmemişti harf inkılabında. Yani Türkiye Latin harflerine geçmemişti. Hala İslam harflerini kullanıyordu, Kur'an harflerini kullanıyordu. Devrim olmamıştı. Bediüzzaman Hazretleri burada enteresan bir şey yapıyor bak. Bir parça Frengi okumuşsun, bu İslam yazılarını okuyamıyorsun. Biz bugün Latin harfleriyle okumaya alışmış bir nesil olarak İslam yazılarını okuyamıyoruz. Bakın o zaman belki bunlar yoktu. Bu cümlenin şeyi yoktu yani, karşılığında bir sosyoloji yoktu. Bugün var. Nasıl ki Latin harflerini okuyanlar şimdi Kur'an harflerini okuyamıyorlar. Ama Osmanlıcayı bilirken okuyorlardı çünkü zaten aynı alfabeydi yani. Bir iki farklılıkla, küçük farklarla, ek harflerle aynı alfabeydi. Osmanlıca bildiğiniz zaman doğal olarak Kur'an'ı da okumayı biliyordunuz. Tecvidi falan ayrıca öğrenirsiniz, o ayrı. Ama şimdi Latin alfabesiyle okumaya alışmış bizler, sonradan emek sarf edip o yazıları da okumazsak İslam yazılarını okuyamıyoruz. Bunun diyor aynısı Bediüzzaman Hazretleri şeyle de ilgili, bakış açısıyla ilgili. Yani Frenklerden, Batılılardan, aydınlarından, bilim adamlarından, şunlarından, bunlarından, mürtetlerinden falan bu şeyi alırsan diyor, bakış açısını, varlığa bakış açısını, sahipsiz görme üzerine kadar konsantre olmuş, ilim ve iradeyi boşlayan, her şeyi kudretle açıklayan, kudrete bir bahane bulduğu zaman ilim irade aramayan, bakın kudrete bir bahane bulduğu zaman ilim irade aramayan o fizik anlayışını bulmuşsun. Bize bile mesela okullarda, süremiz az kalmış, toparlamaya çalışayım. Okullarda ben bunun üstüne bir yazı da yazdım, şimdi başlığı aklıma gelmiyor ama. Mesela formül geliyor, fizik formülü. Diyor ki şunu yapmak için ne kadar kuvvet gerekir veya ne kadar hız gerekir. Ne kadar zaman gerekir? Kesinlikle fizik dünyasına şeyi sokmuyor. Ne kadar ilim ve irade gerekir demiyor. Mesela şurada makarada bir şey var. İşte onun makaranın üstünde iki tane makara var. Bilmem şu, bir tane ip de birisinin elinde. Bu adamın işte şuraya takılmış 50 kiloyu kaldırması için ne kadar kuvvet gerekir? Peki o makaraları yapmak için ne kadar ilim gerekir? Bize bunu öğretmiyor. Ne kadar irade gerekir o seçimi yapmak için? Fizik tamamen kuvvet, hız, hareket ve ne diyelim zaman, bunlara konsantre olmuş halde. Newtoncu fizik, işte Kartezyen evren şeyi tanımı falan. Bu anlayış tamamen kuvvet, hareket, bunlara konsantre olmuş halde ilimi, iradeyi sorgulamıyor. İlimi ve iradeyi sorgulamadığı için de ilimsiz ve iradesiz şeyler fail gibi görünebiliyor ona. Ya da yeterli geliyor ona failiyeti açıklamada. Diyor ki mesela işte nasıl oluyor bu meyve? İşte topraktaki mineraller falan filan. İşte güneşten gelen ışık falan. Şimdi onu açıkladı. Güneşten ışık geliyor. Topraktan mineral geliyor. Da. Şimdi tamam, malzemeyi açıkladın bana. Öyle diyelim, sen malzemeyi anlattın bana. Da bunların bu ağacın içindeki kurguda, işleyişte, kimyada, bu biyolojide ne kadar ilim, ne kadar irade gerekiyor? Ne seçimler yapılmalı? Kaç ihtimalde bir seçim yapılmalı? O seçilen ihtimal kaç ihtimalde bir? Veya
ilim, yani bu nasıl bir biyoloji bilmek lazım, nasıl bir kimya bilmek lazım ki bunu yapabilsin? Arı için mesela balı. Ya balı yapmak nasıl bir kimya bilgisi ister? Bugün bizim bu kadar fabrikamız, bilmem şuyumuz buyumuz, kimyacımız, laboratuvarımız var. Biz balı yapamıyoruz. Bu balı yapmak için ne kadar kimya bilmek lazım? Ne kadar seçim yapmak lazım? Ne kadar okumak lazım, bilmek lazım? Bu soruları alıştırmadığı için kafamızı, biz hep hız, hareket, sebep, hız, hareket, sebep böyle alıştığımız için beraber oluyorsa sebeptir. İşte o şey örneği var. Zübeyir abiler vermişti. Benim de hoşuma gitmişti o örnek. Mesela diyelim iki kişi oturuyor. Birisi böyle yaptığında diğeri böyle yapıyor. Birisi böyle yaptığında diğeri böyle yapıyor. Şimdi normalde neden ve sonuç ilişkisi olarak bunların arasında bir şey yok. Yani bu bunu zorunlu kılmaz. Bunun olması bunu zorunlu kılmıyor. Ama hep böyle oluyor. Fizik bize o mukarenet ilişkisini, beraber olma ilişkisini sebep-sonuç ilişkisi olarak aktarıyor. Yani bu böyle yaptığı için bu böyle oldu. Ama her zaman böyle olmuyor. Her zaman bunu garanti etmiyor. O diyor şundan şundan falan filan. Yani bakın mesela işte arı balı yaptı. Ama arı bal yapabilir mi? Bir arıya bakalım. Onda o bilgi var mı? Onda o irade var mı? O laboratuvar var mı onda? Şimdi bak bunlara hiç girmiyoruz. O yanında o var. Yanında o varsa o yapmıştır. Hep açıklama bu şekilde. İşte bu mukareneti bize yaratıcılık diye satmak. Bakın bir daha altını çizerek söylüyorum. Bununla bitirelim. Fizik, modern fizik bize mukareneti yaratıcılık olarak satıyor. Mukareneti, yan yanalığı, beraberliği, birlikte oluşu, birlikte yaratılışı yaratıcılık diye satıyor. İki şey beraber oluşuyorsa bu diğerini yaratmıştır diyor. Bu zorunlu mu? Veya yeterli mi? İlim ve irade açısından da bunu sorgulamıyor. Bizi de sorgulamamaya alıştırıyor. Böyle bir varlık algısına geçiyoruz. Kuvvet varsa tamamdır diyoruz. Veya işte gücü yeter görünüyorsa, o yanındayken ne oluyorsa tamamdır diyor. Ya bu böyle olmuştur. Acaba öyle mi olmuştur? Acaba o yeter mi? Daha neler gerekiyor? Bir elmanın oluşması için ağaçtan başka neler gerekiyor? Topraktan başka neler gerekiyor? Güneşten başka neler gerekiyor? Güneşin ötesinde neler gerekiyor? Toprağın ötesinde neler gerekiyor? Bu elma nelerle daha bağlı? İşte evrenin başındaki sabite. O sabite o olmazsa, işte o değerde olmazsa canlı moleküller oluşamıyormuş. Şimdi ne oldu elma? Ta oraya gitti. Ta evrenin başına gitti. Evrenin başına gitti elma. Sen burada ağaçla, toprakla açıklamaya çalışıyorsun elmayı. Tabii o büyük resmi görmekle şey. Burada da Bediüzzaman Hazretleri diyor işte sen anlaşılıyor ki bir parça frengi okumuşsun. Algın bozulmuş senin, varlık algın. Bu İslam yazılarını okuyamıyorsun. Tıpkı Latin alfabesiyle okuyan insanların İslam harflerini, Kur'an'ı okuyamayışı gibi bir sıkıntı çekiyorsun. Hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel en büyük fermanı sana okuyacağım diyor. Ve bu bahis devam ediyor. Vaktimiz doldu. Paragrafı bir daha baştan bir kere okuyayım. Sadece bu paragrafı konuşmuş olduk bu ders. Evvela o sersem dedi. Padişah kimdir? Tanımam. Sonra arkadaşı ona cevaben bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şimendifer gayipten gelir gibi kıymetdar musanna mallarla dolu gelir. Burada dökülüyor, gidiyor. Nasıl sahipsiz olur? Nasıl sahipsiz olur ya? Bunu sormak lazım. Ya nasıl sahipsiz olur bu? Ve her yerde görünen ilannameler ve beyannameler ve her mal üstünde görünen turra ve sikkeler, damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olabilir? Sen anlaşılıyor ki bir parça frengi okumuşsun, bu İslam yazılarını okuyamıyorsun, hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel en büyük fermanı sana okuyacağım diyor ve bu bahis devam ediyor. Cenab-ı Hak ne diyelim, o frengi
endoktrinasyondan gözümüze, kalbimize, kulağımıza inmiş sağırlıkları, körlükleri, bilinçsizlikleri, duyarsızlıkları çözsün. Bize tekrar İslam basiretini, ferasetini, salabetini, itikadını lütfeylesin. Şüphesiz hidayet onun bahşidir. İsterse bu kara bulutları bir anda dağıtabilir, tıpkı bir anda yağmur bulutlarını dağıtıp güneşi getirdiği gibi. Onun rahmetinden, kereminden bunu bekliyoruz. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Kadir gecenizde mübarek olsun. Dualarınızda ben de yer beklerim. Cenab-ı Hak hepinizden de razı olsun. Ben de bak mübarek vakitte bu duayı ediyorum. Yani kaçırmayalım. Ne kadarından kurtarırsak o kadar kâr. Ne bileyim, yani geriye de bunlar kalacak arkadaşlar. Bu dünya için yaptıklarımız kalmıyor. Geçmişte yaptıklarınızdan biliyorsunuz zaten pek bir şey kalmamıştır. Ben öyle bakıyorum, yani çok bir şey kalmadı. Demek ki akçeyi o tarafa atmak lazım. Bir altını oraya saklamak lazım. Cenab-ı Hak böyle geceleri, bir altını bin altın yapan böyle geceleri değerlendirmeyi hepimize nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.